Hepinize ne merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Uzun zaman oldu biliyorum. Birbirimizi özledik sanki. Yani bayağıdır video gelmiyordu. Çünkü biliyorsunuz sistem falan filan bir sürü yenilikler yapacaktık. O yüzden de video gelmiyordu. Şu anda bu videoyu çekiyorum ama sanırım arkası biraz şey ya. Bakayım. Allah Allah. Şöyle yaparsam. Şu şekilde daha iyi ya. Şöyle bir koyalım şunu. Arkada da laptop olmasın. Aynen. Ne diyorduk arkadaşlar? Uzun zaman oldu video çekmiyorduk. Birbirimizi özledik sanki. Yani ben sizi özledim hiç olmadı öyle bileyim. Öyle söyleyebilirim. Bu video ilk videomuz. Yani yeniden geldiğimiz, yeniden başladığımız ilk videomuz olacak. Ve ben ilk videomuzda kendi takımım olan Fenerbahçe ile alakalı yorumlar yapmak istiyorum. Onlarla alakalı bir konuşma yapmak istiyorum. Yani kendimce takım hakkında yorumlar yapmak istiyorum. Şimdi ilk başta konuşmama şöyle başlayacağım. Bu videoyu izleyen ve bu video içinde bana küfür edeceklere şimdi şunu söylemem lazım. Arkadaşlar şimdi hepimizin bir fikri var. Yani hepimiz aynı düşünsek zaten olmaz. Öyle bir şey olamaz. Hepimizin başka bir fikri olması lazım. Yani küfür ederken o küfür anında bir durum ve şunu demenizi istiyorum. Ya bu adamın fikri, benim de fikrim bu. Yani o zaman sen de fikrini söylesen, senin fikrini seninle aynı fikirde olmayanın da küfür etmesi lazım gibi düşünün. Bu böyle bir şey değil. Ha, tabii ki yorumlarda şöyle bir şey olur. Ya o Beşiktaşlı Gökhan Töre var ya, topçu değil, onun Allah belasını versin gibi bir şey olur mesela. Tamam, onu küfür edebilirsin çünkü saçma. Ama insanları bırakın biraz kendi fikirlerini söylesinler. Yani zaten ne geldiyse bu yeni nesillerin Türkiye'deki yani hiç bok olmasından sebebi de zaten bunlardan bir tanesi. Çocukları hep sıkma, baskı, bilmem ne, istediklerini konuşamam, yok o büyüktür, cevap verme, o bilmem nedir falan. Artık insanları bırakın, insanlar biraz konuşsunlar, fikirlerini söylesinler diye düşünüyorum. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi hafta sonu bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynandı. Çok da güzel maç oldu. Derbicik diyorlardı ama yani bütün derbilerden daha da güzel maç oldu. Çok zevkli maçtı gerçekten. İki takım da. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben bu maçın mesela yani kendime göre Fenerbahçe'nin bu maçı kaybettiğini ya da Beşiktaş'ın kazandığını ya da Beşiktaş'ın kaybettiğini Fener'in kazandığını hiçbirini düşünmüyorum. Bu maç bana göre beraber etmiş bir maçtır. Bahsetmiş olduğum şey şu değil. Onların bir golü vardı, offside'di falan gibi değil. Yani bahsetmiş olduğum şeyler oynanan futboldan bahsedeceğim. Yani oynanan futbol benim için beraberliktir. İsterse bir maç 9-0 bitsin, atıyorum. Bir takım geliyor geliyor atamıyor, bir tanesi geliyor atıyorsa o maç da benim için beraberliktir. Yani tabii ki skordan bahsetmiyorum. Bahsetmiş olduğum takımı düşündüğüm zaman, ya Allah kahretsin Beşiktaş'ı da kaybettik, ne olacak, bu hoca gitsin falan filan, asla böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü sen deplasmanda oynuyorsun, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımına karşı oynuyorsun. Bana göre Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı, en hızlı atağa çıkan takımına karşı oynuyorsun. Ve takımın, yani o takımdan kafa kafa oynuyorsun. Hatta bir tane falan pozisyonda kaçıyor yani. Ki biliyorsunuz işte ilk gol offside diyorlar. İşte ilk gol offside. Bana göre offside değil. Offside değil derken tabii ki nasıl offside değil, bütün dünya offside diyorsan nasıl dersin gibi demeyin. Offside değil derken tabii ki offside da. Yani şöyle bir şey. 1 metre mesela, hatırlar mısın? Fenerbahçe'nin bir maçı vardı Sivas'ta. 2 sene önce mi dedi? Gökhan Gönül ortaya açtı, adam eli böyle açıktı. Eline çarptı, hakem penaltıyı vermedi. %100 penaltı. Ama bu tarz offside'lar yani kaçabilir. Anlık karambol. Yani ben buna hiçbir zaman hayatımda şey demedim. Demem de yani. Allah bu hakemlerin belasını versin, mahvetler bizi demem. O pozisyon için demem. Çünkü anlık adam yani oraya bakıyor, bir sürü içeride şey var. Zaten bir de anlamadığım, futbolcuların formaları da inanılmaz yakında. Televizyondan maçı izliyorum. Zaten bende hafif renk körlüğü de var. Ya abi şeyleri çözemiyorum ya. Hangisi Fenerbahçe falan filan. Hiç futbol maçtan da inanılmaz keyfimiz gitti o yüzden. Yani keşke şöyle güzel formalar olsaydı, biraz belirgin. Daha güzel olabilirdi. Onun dışında ne diyordum ya? İlk gol offside kaçırılabilir. Yani o çok büyük bir offside, 3 metre falan filan değil. Son golde işte rakibi çekiyormuş. Çekiyorsa düş kardeşim sen de, o zaman ne düşünüyorsun falan filan işte. Ben biraz futbolda şeyimdir arkadaşlar. Yani İngiltere futbolunu çok sevdiğim için, İngiltere Ligi'nin futbolunu çok sevdiğim için, onları çok izlediğim için biraz sertliği severim. Yani bir her dakika, her dokunduğunda yer atlayanı sevmem. Alves'in pozisyonu faul değil demiyorum, iyi yapmış değil mi? O da faul. Ama yani çekiyorsa demek ki, şimdi ben düşünüyorum, bir yere koşuyorum ve koşamıyorsam, birisi beni çekiyorsa ya düşerim
Değil mi yani, bir şey yaparım ama devam ediyor ve haberi bile yok. Yani itiraz bile etmiyor. Demek ki farkında bile değil yani. Falan filan. Ya yani bunlar dediklerim, anlattığım şeyler yanlış anlamayın. Yani bu farkında değil. Demek ki faul değil. Faul. Ama sen düş ki hakem de versin kardeşim. Hakem o tarafa bak, zaten yanlış. Aslında ceza sahasının içine bakması lazımmış ama o öbür tarafa doğru bakıyor. Hakemin zaten hatası var ama sen hiç olmadı düşersen hiç olmadı bir şey olduğunu anlayabilir belki ama sen devam ediyorsun falan. Ya bu bahsettiklerim offside golünden bahsettim mi? Offside dediğim mi? Tabii ki offside ama kaçabilir. Öbür pozisyonda da adam hakem başka yere bakıyor. Sen de haberin biliyor yani, düşün yani. Bir düş, bir ne bileyim itiraz et, elini kaldır seni çekerken falan filan. Yani kişisel biraz hatalar. Diyeceğim o ki çok güzel bir derbi oldu. Hiçbir derbide ne kavga, ne gürültü, ne bileyim ne iki futbolcunun birbirine işte şekil şükür yapması falan, hiçbir şey olmadı. İki takıma helal olsun diyorum. Buradan Fenerbahçe'li kardeşlerime seslenmek istiyorum. İşte hoca gitsin, işte Malmö'ye yenildik falan filan. Aynısını ben de düşünüyordum 2 hafta önce yani, gitsin bu takım oynamıyor falan diye ama şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Yani 2 tane transfer yaptık diye bir anda kendimizi Barcelona zannetmemize gerek yok. Yani biz 2 tane transfer yaptık diye Real Madrid olmadık ya da Bayern Münih olmadık. İki tane bahsettiğim transfer mesela Van Persie ve Enani. Yani şimdi bu Van Persie Messi değil. Ronaldo da değil. Yani bu iki futbolcu niye söyledim? Ya da Robben değil. Bu iki futbol çünkü yoktan gol vardı diyebiliriz. Yani tek başına takım olabilecek futbolcular. Bu bahsettiğim 2,5 kişi. Van Persie iyi bir golcü mü? Tabii ki çok iyi bir golcü. Ronaldo değil yani. Ronaldo'yu koy Manisa Spor'a yine atar. Ha, Van Persie dünyanın kabul ettiği golcülerden bir tanesi. Şimdi Nani'ye baktığın zaman Nani'nin Allah için söyleyin Manchester United'daki eski futbolunu YouTube'a girin bakın izleyin bakayım. Yani adam birini geçiyor, öbürünü geçiyor, öbürüne bacak arası atıyor falan gibi ve İngiltere Ligi yani çok sert oynanan bir ligde. Şu an baktığın zaman hani adamın üstüne gidiyor. Ya gücü yok mu ne bilmiyorum artık. Adamın üstüne gidiyor. Böyle bilek bir şey yapmaya çalışıyor. Adam basıyor oluyor topu yani. Bir maçta 8-9 kere bunu deniyor. Bir tanesinde 2 tanesinde geçiyor. Yani baktığınız zaman Van Persie en yaşlı halinde buraya gelmiş. Bak yine söylüyorum çok iyi golcü. Yani inanılmaz bilekleri var. Ama yani bunları anlatmanın sebebi ne bekliyorsunuz takımdan? Nani desen 6-7 kişi İngiltere Ligi'nden bahsediyor. Yine bakın üstüne basarsa söylüyorum çünkü çok zor bir lig. İngiltere Ligi'nde 6-7 kişi tek tek sıraya dizebilen bir futbolcu olan Nani. Şimdi bir tane adamın üstüne gidiyor böyle. Kendi kendine çalım atmaya çalışıyor falan filan. İşte %30 yani 3'te 1 belki atabiliyor o çalımlara. 3 kişiyi geçen adam şimdi 1 kişiyi bazen geçebiliyor. Hadi Ozan Tufan'a gelelim. Çok iyi futbolcu. Hadi bizden Emre gitti. Emre ile Ozan Tufan'ı kafa kafaya koyalım. Tamam mı? Ondan sonra şimdi bu nedir onun adı? Van Persie tabii ki etkili. Nani. Şimdi Stohman Nani desen ya dünya tabii ki ya dünyaya ayıp. Tabii ki Nani derim ama Fenerbahçe'ye katkısına baksam ben Stoh diyebilirim yani. Yani benim için eşit derim ben bunları. Çünkü Stoh da aldığı zaman sol tarafta sağ çektiğinde vurduğunu hatırlıyorsunuz. Yani Rüştü'ye attı 30 metreden gol var. Yani kaç tane golü var sağ çekip de. Yani şu anda ben baktığım zaman Nani'nin o atmış olduğu golleri saymayın. Mesela o bir tane kafa topunda içeride Van Persie ortaladı falan. Yani gol sayısı istatistik olarak bakmazsanız. Şimdi Nani'nin o kafa golünü mesela silin diye atıyorum mesela silin. Bir tane de bir golün daha silin. İki golünü silin. Baktığınız zaman yani gol sayısına bakmayın demek istiyorum. Bak oyuna bakın. Baktığınız zaman benim için o tarafta Stoh oynasa gerçekten daha hızlı Stoh. Yani şunu demek istiyorum. Van Persie transfer olmuş. Onun dışındaki futbolcular şimdi Kayer. Egemen'le Kayer'e eşit. Ozan Tufan'la Emre Belözoğlu'na eşit. Yani demek istediğim biraz transfer yapıldı diye zaten sıkıntı bu. Medya hemen Fenerbahçe'ye gaz verdi. Ve biz de iki transfer falan filan yaptık diye biz de o gaza geldik. Ben dahil. Yani ben bile dedim ki vay bu uçacağız bu sene. Hata yaptık. Medya bizi gazladı. Fenerbahçe 100 yılın transferlerini yaptı. Uzay takımını kurdu falan. Lan nereye uzay takımını kurdu? Anlatıyorum size. Nani ile Stoh'u eş tut. Ozan Tufa ile Emre Belözoğlu'nu eş tut. Tamam mı? Kayer ile Egemen'i eş tut. Mesela. İşte ne bileyim bir Volkan Şen'in biraz şeyi var. Çünkü kalp çok yavaştı. Marco sonradan geldi zaten. Şimdi baktığın zaman burada öne çıkan bir Van Persie var. Bir de Volkan Şen yani sağ tarafın Marco tarafı diyelim. Eski kayıttan çok daha hızlı. İki tane güzel transferim var gibi düşün. Yani çok iyi transferim var. İki tane geçen sene ekstra. Şimdi baktığın zaman Beşiktaş'a
Mario Gomez'i var. Şimdi bak mesela onun Mario Gomez'i var. Senin Van Persie'n var. Eşit mi? Gibi. Değil mi? Onun sağ tarafında Gökhan Töre var. Senin Markovic var. İyi oynadı. Ne oynayacağı belli değil. Sürekliliği var mı bilmiyoruz. Hadi Volkan Şen var diyelim. Eşit mi? Gökhan Töre biraz daha ağır basar. Değil mi? Volkan'a göre diyorum. Sol tarafa bak. Nani'm var senin. Adam geçemiyor. Olcay Şahan var. Adam geçiyor. Tamam. Defansa baktığım zaman Beşiktaş'ın sadece defansta biraz fazlalığımız var diye düşünüyorum ki Alves diye bizim el bombamız var. Onlar da yok. Yani dediğim şey şu. Sen o kadar transfer yapmış gibi gözüküyorsun. Yani yüzyılın takımını kurmuş gibi düşünüyorsun. Beşiktaş bir tane Mario Gomez almış gibi düşünüyor. Takımları yan yana koyduğun zaman eşdeğer gibi gözüküyor takımlar. Yani tabii ki Fenerbahçe'nin daha kaliteli bir kadrosu var. Çok olduğundan dolayı. Ama ilk 11'ini çıkar. En iyi kadrosunu. Senin de ilk 11'ini çıkar. Sen ondan, sen %100'sen o %90'dır yani. Çok da böyle, ne bileyim ya, yani şöyle mi zannediyoruz biz? Defansa Thiago Silva alındı. Sağ bekten Alves. Sol bek ne bileyim işte Jordi Alba. Orta saha Iniesta'yı koyduk. İleriye ne bileyim Messi'yi aldık. Messi'nin yediği Pedro. Öyle bir kadromuz yok. Arkadaşlar şunu unutmayın. Yani iki tane takım, iki tane oyuncu alındı diye bu takım uçacak, şampiyon olacak değil. Medya bunu yaptı Fener'e, biz de gaza geldik. O yüzden şimdi hemen her mağlubiyetten, her berabere sonra Allah belanı versin hoca diyoruz. Neler ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani şu an diyelim ki hoca gitti. Bu hafta gitti hoca. Yerine biri geldi. Ne zannediyorsunuz? O geldiği anda Fenerbahçe Galatasaray'a 7 atacak. Bir sonra Konya işte Konya'ya 9 atacak. 9,5 falan. Öyle mi zannediyorsunuz? Hayır olmayacak. Hiçbir olmayacak. Hiçbir olmayacak. Yıllarca ne istedik? Hep kenardaki ruhsuz oturan hocalardan dolayı dedik ki bir tane hocamız olsun biraz üzülsün bizim gibi. Ya da gol yediğinde sevinsin. Bu adam onu yapıyor. Ve bazıları medya, medyayı siktir edin. Medya yalandan bu adam rol yapıyor. Bilmiyorum. Lan bu adam kariyeri boyunca bunları yapmış. Kariyeri boyunca bu adam niye rol yapsın ya? Bu adamın içinden gelen şeyler. Heyecanlı bir adam. Tam istediğimiz bir ruh. Arkadaşlar yine söylüyorum, yine söylüyorum. En önemli şey hoca. Bakın Hamza Hoca geçen sene 3 kupayı aldı. Bu sene biraz kötü gitti işler. Başlarında istifa bilmem ne. Yani az az sesler çıktı. İşte biz böyle bir ülkeyiz. Yani futbol, ya görmediniz mi? Ertuğrul Sağlam Bursa'yı hayatında olmayacak bir şey. Yani belki bir daha olamayacak bir şey. Şampiyon yaptı. Adam yeniden Bursa'nın başına gelmiş. Ozan Tufan'ı gitmiş, Fernando Ağuz'u gitmiş, Volkan Şen'i gitmiş, işte Şener'i gitmiş, gitmiş oğlu gitmiş. Yani bir sürü oyuncusu gitmiş. Yeni bir takım kurmuşlar. Ve adam geç gelmiş. Yani hemen gelmemiş. Geç gelmiş. Takıma adapte olması falan filan derken adamı yuhlamaya başladı. İstifa diye bağırdılar. Biz neden böyle insanlarız? Yani bizim böyle insanlar olmamamız lazım. Hadi onlar beni ilgilendirmiyor. Başka kulüp. Ben buradan Fenerbahçe kardeşlerime söylüyorum. Bizim böyle olmamamız lazım arkadaşlar. Hocamıza sahip çıkmamız lazım. Yensek de bakın ben 2 hafta önce bu hatayı yaptım. Ben de Facebook'ta yazdım. Sonra pişman oldum. Bizim hocamıza sahip çıkmamız lazım. Hiç kimse şu an gelip de Fenerbahçe'yi şu an Jose Mourinho'yu getir. Garantisi yok. Buradan alacak da haftaya işte ne bileyim bir sonraki derbide Beşiktaş'a 6 atacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey gerçekten yok. O yüzden her zaman. Şimdi bu hoca geldi. Atıyorum. Ozan Tufan dediler ki tanımadan aldı. Çünkü yönetim aldı. Tamam. Adam tanımıyor çünkü. Futbolu bilmiyor. Ama geliyor idman yapıyor. Ozan'ı görüyor. Mehmet Topal'ı görüyor. Tanımaya başlıyor. Aa diyor bak bu Ozan Tufan'ın diyor bileği mesela iyi. Atıyorum. Bak diyor bu diyor Diego diyor. İşte falan ağır kalıyor. Adam tam tanıyor. Tam artık öğrenmeye başlıyor. Hadi kardeşim sen git. Yeni birini getirelim o tanısın. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Ya böyle bir şey olabilir mi? Onun dışında başka diyeceklerim. Ha, Van Persie olayı var. Arkadaşlar ben bu Van Persie ile Pereira konusunda kesinlikle Pereira'nın tarafındayım. Kesinlikle. Çünkü her zaman söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Bir yerde bir kurallar varsa yani bir kurallar varsa kuralların başında birisi varsa birisinin karar vermesi gerekiyorsa falan filan o adamın arkasında durmamız lazım. Bu da şu anda bizim hocamız. Peki madem böyle düşünüyorum o zaman Aykut Alex sorusunda da Aykut'un arkasında durmam lazım. Hayır. Tabii ki Alex'in arkasında duracaktım. Neden? Ne fark var? Çünkü bir tanesi Alex. Şimdi diyeceksin ki Alex, Van Persie, Van Persie ondan bahsetmiyorum. Fenerbahçe için ne olduğunu, Fenerbahçe için ne olduklarından bahsediyorum. Alex Dosso'da Fenerbahçe'nin her şeyi. Van Persie daha bismillah yeni geldin. Bir otur yerine ya. Ne yapıyorsun sen?
Ya bahsettiğim gibi istersen bana Messi ol kardeş. Benim için dünyada ne yaptığın önemli değil. Benim için Fener'de ne yaptığın önemli. Daha sen bismillah daha dün bir bugün iki. Geliyorsun hocanın elini sıkmıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ne oluyor? Bütün kameralar çekiyor. Ne oluyor? Spor programları bahsediliyor. İşte Van Persie hoca neyse bunu. Hoca adam değil. Hocanın karizması yok, vizyonu yok. Sen bunu Fenerbahçe'nin hocasını yapamazsın kardeşim. İstersen Messi ol. Benim için, bu bahsettiğim benim fikrim. Yapamazsın. Fenerbahçe'nin hocası Hüseyin Ahmet diye bir adam olsun. Bugün gelsin, öylesine gelsin. Fenerbahçe'nin top toplayıcısı çocuğu yapsınlar. Sen yine bunu yapamazsın. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü bir unvandır. Ve Fenerbahçe herkesten her şeyden büyüktür. Sen daha bismillah dün bir bugün iki bunu yapamazsın. Bu hocayı kimsenin önüne atamazsın. Millet spor programlarında bizi konuşuyor. Aa bak ne yaptı gördün mü işte hocanın bilmem nesi yok. Biz bunu yapmana izin vermeyiz yani. Ben izin vermem istemem yani. İzin vermem ne ya? Ben kim neye izin vermeyeceğim? Ben bunu görmek istemiyorum. Ha olursun bir sene oynarsın. Gerçekten tekmeye kafa sokarsın. Golünü atarsın. Tribünlere gidersin falan. Ha bir sene sonra o zaman anlarım seni. Ama sen daha bismillah bir dur ya. Yaptığın çok büyük terbiyesizlik. Senin arkanda duranlar var biliyorum taraftar olarak. Ama arkadaşlar yine söylüyorum. Unutmayın bunun yapmış olduğu terbiyesizlikler yüzünden medya bizi konuşuyor. Hocamız hoca değil, adam değil falan filan diyorlar. Her zaman hocamızın arkasında durmaya devam edelim. Hiçbir şey kaybedecek bir şeyimiz yok. Dediğim gibi yapılan transferler size asla şey yapmasın. Messi'ler, Ronaldo'yu almadık biz. Aldığımız futbolcular tabii ki iyi futbolcular. Geçen sene daha iyi bir kadro kurduk. Geçen seneden daha iyi kadro kurduğumuz kesin arkadaşlar ama Barcelona olmadık. Ya da Bayern Münih de olmadık. Yani şimdi baktığımız zaman hadi bakalım şimdi Galatasaray'a Allah kahretsin diyor bütün Galatasaraylar. Kalesinde Muslera var, senin kalende Volkan var. Hangisi daha iyi? Muslera daha fazla basar. Değil mi? Senin iki bekin çok daha iyi. Tamam. Diego var. Alves var senin defansında. Onlarda şey şu var. Şey şu daha iyi. Değil mi? Yanlarına bakalım. Yeni bir adam almışlar. Şimdi sağ bek oynuyor çocuk. Onunla Kayer diyelim. Hadi eşit diyelim onlara. Orta sahaya dönüyorsun. Selçuk var. Ozan Tufan var. Hadi onları da eşit diyelim. Atıyorum ben şu anda. Onların Schneider'i var. Senin Schneider'in yok. Nani mi Schneider mi? 100 kere Schneider tabii ki deriz. Değil mi? Baktığın zaman yine bakalım. Yani böyle baktığın zaman ileride Van Persie var, Burak var, Van Persie ağır basar falan filan. Yani bu şekilde baktığın zaman bir uçurum gördünüz mü? Yani mesela şimdi Barcelona'yla Galatasaray yapalım. Muslera mı işte bilmem kim mi? Hadi Muslera diyelim. Dani Alves mi? Dani Alves gitti ama atıyorum. Eski Barcelona mı? Dani Alves mi? Sabri mi? Dani Alves. Defansa Pique mi? Bilmem kim Pique. O mu bu mu? O. Iniesta mı? Selçuk mu? Iniesta. Hepsi daha iyi. Yani biz işte bunu anlamıyoruz. Hiçbir takımın Türkiye'de birbirinden %100'e %30 farkı, %70 farkı yok. Bir tanesi daha iyi olarak diyorum. %60 öbürü %40'tır. %55 ise 45'tir. Yani hiçbir takım %80'i %20 değil Barcelona gibi ya da Bayern Münih gibi. Bize bu havayı verdiler. 2-3 transfer yapıldı. Bir anda UEFA kupasını alacak. Bu havaya girmeyin arkadaşlar. Fenerbahçe arkadaşlar söylüyorum. Bu havaya girmeyin. Bekleyelim. Sabredelim. Hocamızın arkasında duralım. Bakın Fenerbahçe şimdi şöyle söyleyeyim size. Beni daha iyi anlayacaksınız. 3-4 hafta önce oynadığı futbolu beğenmiyoruz. Dedik ya ne oynadığı belli değil. Bakın dikkat ediyor musunuz? Beşiktaş maçı iyi oynadı. Dün ikinci yarı işte bu UEFA maçının ikinci yarısında iyi oynadı. Yani zamanla olacak her şey. Biraz daha iyi olmaya başlıyor. Bu arada Celtic'le alakalı bir şey söyleyeyim. Dün maçı izledim. Kimse bana oraya gitti Celtic'i yenemedi demesin. Celtic'in ilk yarısını izledim. Abi adamlar bir top yapıyorlar. Yani başım döndü. Yani tık 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 böyle izliyorum maçı. Bir pas yapıyorlar. O kadar hızlı paslaşıyorlar ya İngiliz takımları gibi. Gerçekten Celtic inanılmaz iyiydi dün. İnanılmaz iyiydi. Çok iyiydi. Kimse sakın köy takım falan filan demesin. Dün Fenerbahçe'nin aldığı bence beraberlik orada iyidir. Ki Fenerbahçe'nin de bu arada şansımız da yaver gidiyor. Allah'tan diğer takımlarla beraberlik oluyor. Geçen hafta Celtic'de Ajax kalmıştı. Şimdi Ajax'da Molde kaldı. Çok şanslıyız Allah'tan o şekilde. Onun dışında arkadaşlar diyeceğim başka bir şey şu anda yok. Fenerbahçe'nin bu hafta maçını mutlaka kazanması lazım. İnşallah kazanır da. Onun dışında başka takımlarla alakalı fazla yorum yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi beni kendi takım ilgilendiriyor. Başka takımlarla alakalı yorum yaparak ne bileyim ters bir şey söylerim. Benim takım değil çünkü. Ondan sonra arkadaşlarımızı kırarız, sevdiklerimizi kırarız falan. Tabii ki gün geçtikçe, zaman geçtikçe videolar çoğaldıkça falan siz de belki yorumlar atarsınız. Abi şununla alakalı yorumun ne falan. Onlarla alakalı da konuşabilirim.
Bugünlük bu kadar olsun futbol yorumlarımız. Kendimce, benim fikirlerim. Benim fikirlerimi dinlediğiniz için ve saygı gösterdiğiniz için saygı gösterenlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.